Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf hız yayınları matematik soru bankasında test 87'nin sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Şekildeki o merkezi çemberde AOB açısının ölçüsü 80 derece olduğuna göre ACB yayının gençler bakın bu şekil dikkat ederseniz böyle bir yay yani çemberin bir parçası gibi buna ACB yayının ölçüsü diye söylüyoruz. Kaç derecedir diye sordu. Gençler yayın ölçüsü merkezde gördüğü açıyla aynıdır. O halde burası 80 derece ise yayda 80 derecedir diyorum. Ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler. Temizleyerek devam edelim. İkinci soruya geçelim. Aşağıdaki kareli kağıt üzerinde o merkez çember verilmiştir. Buna göre PSR yayının ölçüsü kaç derecedir? Gençler öncelikle şu merkez açısı POR açısı Bakın şöyle düşünebilirim arkadaşlar. Şöyle parçalarsam Burası 90 derecedir. Bakın bunlar da karelerden geçtiği için 45 derecedir. O halde ikisini toplarsam 135 derecedir. Buradaki POR açısı 360'tan 135'i çıkarıyorum. 5'ten 3 çıktı 2. 3'ten 1 çıktı. Pardon 2'den 3'ten 1 çıktı 2 gençtir. 225 derece. Bunun gördüğü yayda gençler merkez açıyla aynıdır. O halde bu da 225 derece olur diyorum. 225 derece cevabına D şıkkında doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet temizleyerek devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Aşağıda o merkez çemberde ADC yayı 125 derece. ADC gençler şurası 125 derece. O halde bunun gördüğü açı da yayla aynıydı gençler yayın ölçüsüyle aynıydı yani 125 derecedir BOC 120 derece benden AOB açısını soru işaretiyle gösterdiği açı istiyor gençler burada bir tam açı var yani 360 derece O halde 125 ile 120'yi topluyorum 245 derece tam açıdan 360'tan 245'i çıkarıyorum 115 derece olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Ve A şıkkını doğru cevap olarak gösteriyoruz. Evet sayfamı temizleyerek dördüncü soruya geçiyorum. Aşağıda O merkezi yarım çemberde COD açısı bir açı ölçer yardımıyla ölçülmüştür. Ona göre CED yayının ölçüsü Gençler işte bakın bu yayın ölçüsü kaç derecedir? Öncelikle açıyı bulacak olursam. Gençler işte bakın 130'dan 60'ı çıkarıyorum. Merkez açısı 70 derece. O adet yay da merkez açıyla aynıdır diyoruz. Yayın ölçüsüyle merkez açının ölçüsü birbirine eşittir der. C şıkkını doğru cevap olarak gösteririz. Evet, temizleyerek devam edelim. Aşağıdaki o merkez çemberde KML yayının ölçüsü 52 derecedir. Arkadaşlar bakın şuradaki ölçü 52 derece. Buna göre KLO açısı kaç derecedir? Soru işareti gösterdiği açı. Gençler buradaki KOL üçgenine bakarsan. Bakın bu bizim için yarıçaptır. çaptır. de yarıçaptır. O halde KOL üçgeni. İkiz kenar üçgendir. Biliyorsunuz ikiz kenar üçgende arkadaşlar taban açıları birbirine eşittir. Bakın bunlar birbirine eşittir. Şimdi öncelikle arkadaşlar bakın bu yay merkezde gördüğü KOL açısıyla aynıdır diyorum. Burası da 52 derecedir. Şöyle yazalım arkadaşlar. KML yayının ölçüsü KOL açısının ölçüsü eşittir. Yani 52 derecedir. Şimdi arkadaşlar üçgen iç açıları toplamı 180 dereceydi. 180'den 52 dereceyi çıkarıyorum. Sıfırdan çıkmaz. 10'dan 2 çıktı 8. 7'den 5 çıktı 2 ve 1. 128 derece. K açısı L açısının toplamı. 128'i 2'ye bölüyorum. 64 derece olur. Bakın buradaki taban açılarının bir tanesi diyorum. 64 cevabına A şıkkında doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler temizleyerek devam edelim. Beşinci soruya geçelim. Pardon altıncı soruya geçelim. Aşağıdaki o merkez çemberde bulunan A, B, C, D, E düzgün beşgenin köşe noktaları çemberin üzerindedir. Buna göre A, B, C yayının ölçüsü kaç derecedir? Gençler şöyle bir doğru parçamı arıyorum buradaki noktaları merkezde birleştirdiğimi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada bu merkezdeki açının tamamı 360 derecedir. O halde 1, 2, 3, 4, 5 360'ı 5'e bölersem bir tanesinin merkez açısı 72 derecedir. Buradaki her bir açı 72 derece. ABC yayı ABC bakın bu yay şimdi arkadaşlar ne olur? Bakın buradaki merkez açıyla aynıdır. O halde merkez açısı iki tane 72'nin toplamı 144 derecedir. Demek ki ABC yayının ölçüsü de 2 çarpı 72'den 144 derecedir diyorum ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler 7. soruya geçelim. Aşağıda 10 merkezli çember şeklindeki bir oyun zemininde sırasıyla D, E ve F noktalarında bulunan deniz F ve Fulya gösterilmiştir. Çember şeklindeki bu oyun zemininde denizin bulunduğu, bulunduğu köşede oluşan açının ölçüsü Fulya'nın bulunduğu açını, köşede bulunan açının ölçüsünün yarısı kadardır. Buna göre bu zemindeki EDF açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Şimdi gençler, öncelikle şu O'dan E'ye bir doğru parçası çizecek olursak. Bakın arkadaşlar, bu bizim için aynı zamanda yarı çap demektir. Biliyorsunuz yarı çaplar arkadaşlar merkezdeki bütün yarı çaplar bizim için birbirine eşittir. O halde bu iki kenar birbirine eşittir. Yani OD ile OE birbirine eşittir. E aynı şekilde OE ile de OF birbirine eşittir. Şimdi gençler şu D açısına ben eğer x diyecek olursam. Şimdi taban açıları birbirine eşittir. Bakın burası x'tir. Şimdi bu D açısı fulyanın açısının yarısı kadardı. O halde fulyaya 2x diyorum. Bakın buradaki ikiz kenardan buradaki açı da 2x kadardır diyoruz. Şimdi Üçgen iç açılar toplamı 180'di. O halde 1x artı yukarıda 3x var. Artı aşağıda 2x'imiz var. Ve bunların toplamı 180 derece diyorum. 1x, 2x daha 3x, 3x daha 6x 180 derece ise x'in değeri 30 derecedir. E, benden istediği edf EDF yani x'in değerini istemişti. Bakın A şıkkını doğru cevap olarak işaretlerim. Evet A şıkkını gösterelim ve temizleyerek devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde ve daire biçimindeki sembollerle belirtilmektedir. Bu uygulamaya göre trafik yoğunluğunun farklı iki zamandaki ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Trafik yoğunluğu şekil 1'deki gibiyken bu durum sembolde merkezden çizilen açının oluşturduğu dilimin kırmızıya boyalı kısmı ile belirtilmektedir. Buna göre trafik yoğunluğu şekil 2'deki gibiyken sembolde kırmızı boyalı olmayan dilimin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir diyor sordu. Şimdi arkadaşlar trafik yoğunluğu kırmızı ile gösteriliyor. Yani bakın burada 360 derecenin 90 derecesi ne demektir aslında? 360'da 90 4'te 1 demektir. Bunu da yüzdeyle ifade edersem yüzde 25 demektir. Bakın zaten burada da yüzde 25'i görüyoruz. Şimdi kırmızı boyalı olan yer arkadaşlar trafik yoğunluğu olan yerdir. Yani burası yüzde 60'dır. Şimdi bir şeyin tamamı yüzde yüzdü. Yüzde yüzden yüzde 60'ı çıkartırsam %40 kalır. Şu beyaz olan bölge diyorum. Şimdi arkadaşlar dairenin tamamı 360 dereceydi. 360'da %40'ı bulacağım. Ne yaparım? 360'ı %40 ile çarpabiliriz. Şöyle sıfırları attım. 36 ile 4'ü çarpıyorum. 6 kere 4 24 elde var 2. 4 kere 3 12. 2 daha 14. 144 derece olur. Sorumuzun yanıtı B şıkkı doğru cevap olur diyoruz. Evet devam edelim. Gençler 9. soruya geldiğimiz zaman aşağıda bir lazer işaretleme mekanizması gösterilmiştir. Bu mekanizmada O noktasında bulunan lazerle önce birinci nokta işaretleniyor. Ardından işaretleme mesafesi değiştirilmeden bulunduğu noktadan Ok yönünde her seferinde eşit ölçüde topl döndürülerek toplamda 24 işaretlerini yapılıyor. Ve lazer birinci noktaya geldiğinde bir çember elde ediliyor. O halde arkadaşlar bu bölümlerden kaç tane olacak? 24 tane olacak ve tamamı 360 dereceydi. O halde 360'ı 24'e bölersem her bir dilimdeki açıyı buluruz diyorum. 360'ı 24'e bölelim. 36'ın içinde bir kere... 120 içinde 5 kere 5 kere 24. 120. Evet gençler merkez açının bir tanesi 15 derecedir. Peki benden ne istiyor? Buna göre lazerin işaretlediği 4 ve 11. noktanın arasındaki çember yayının ölçüsü kaçtır? Gençler 4 ile 11 arasında 7 aralık var. Şimdi bir tane aralık 15 derece ise 15 çarpı 7 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 1 7 3 daha 10. 105 derece olur. Bu açı diyoruz. Ve arkadaşlar nerede? D şıkkında doğru cevabı işaretliyoruz. Evet gençler devam ediyorum. 10. soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar. Onun soruya geldiğimiz zaman daire şeklindeki bir bölgenin bazı kısımları üç farklı kamera tarafından aşağıdaki gibi görülmektedir. Görüntülenmektedir. Merkezi O noktasında olan bu bölgedeki kameralardan birincinin görüş açısı 60 derecedir. Ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü kameranın sırasıyla D, B ve A noktasına olan uzaklıkları bu bölgelerin çap uzunluğuna eşittir. Buna göre ikinci ve üçüncü kameranın görüş açıları toplamı kaç derecedir diye sordu. Şimdi gençler öncelikle şu A birinci kamera ve O'ya bakalım. Bakın burada yarıçaplar birbirine eşittir. O halde taban açıları da birbirine eşittir diyorum. Buraya 60 derece kalır. 60, 60 daha 120. 180'den çıkartırsam burası da 60 derecedir. Peki gençler. Şöyle bir doğru parçası çizeyim. O ile C'ye birleştirdim. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya bakarsan şöyle görelim. Bir geri alayım. Birinci kameradan D'ye bir doğru parçası çizdim. Gençler evet. bakın bunun tamamı 180 derecedir. O halde şu üçüne 180'den 60'ı çıkarıyorum. 120 derece kadar. 123 parça ayırırsam Her bir parça 40 derecedir. Evet arkadaşlar, 40 dereceleri gördük. Şöyle de görebilirim arkadaşlar. Bakın şurası 40. Şuradan şurayı görelim. Veya şöyle diyebilirim gençler. Şuradaki açımız 60 derece ise bunun ters açısı da 60 derecedir derim. Aynı şekilde burası 40 derece ise bakın burası 40 derece ise burası da 40 derecedir deriz. Şimdi arkadaşlar şimdi sırayla şöyle bakıyorum. Öncelikle ikinci kameraya bakalım. İkinci kameranın merkez açısı şurası gençler 60 40 daha 100 40 daha 140. Bakın bu açımız 140 derece. Şöyle dikkat edeceğimiz üçgeni çizeyim. O, C ve ikinci kamerayı birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi şu iki kenardan dolayı ikiz kenar üçgendir. Merkez açısı, tepe açısı 140 o halde 180'den 140'ı çıkarıyorum. 40 derece kaldı. 40'ı ikiye bölersem taban açıları 20 derecedir. Buralar 20'ler derece. Demek ki ikinci kamera 20 derece olur açısı diyoruz. Şimdi aynı şekilde 3. kameraya bakacağım gençler. Şöyle kalemi değiştirdim. 3. kamera için arkadaşlar nereye dikkat ediyoruz? Bir tık kalınlaştırayım. CO ve 3. kamerayı birleştirdim. Düşünün. Bunun tepe açısı arkadaşlar 60-40 daha 100 180'den 100'ü çıkardım. 80 derece kaldı. Bu 80 derece taban açıların toplamıdır. O halde 80'i 2'ye böldüm. Taban açısının bir tanesi 40 derecedir diyorum. Üçüncü kamerada 40 derece dedim. Benden ikisinin toplamını istemişti. 20 artı 40 60 derece olur sorumuzun cevabı diyorum. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça